bahsetmiştik, aldığı toprak parçalarından bahsetmiştik ki biraz sonra haritalarda tekrar göstereceğim. Osmanlı Devleti'nin sınırlarını ne kadar büyüktü, ne kadar büyük bir devlete bu dönemde sahip olduğumuzdan bahsedeceğiz. Şimdi Safavi ilişkileri var. Biz aslında tarihte Safavilerle sürekli mücadele ediyorduk. Hatta Yavuz Sultan Selim Safavi tehlikesini fark ettiği için babasıyla bir savaş haline girmişti. Biliyorsunuz babasını tahttan indirmişti. Ama aslında böyle isyankar bir padişah değildi diyoruz. Neden? Çünkü 40 yaşına kadar beklemezdi eğer isyan etmek isteseydi. Amacı sadece ülkenin daha iyi yönetilmesiydi ve Safavilerin Osmanlı Devleti'ne karşı bir tehdit oluşturduğunun farkındaydı. Bu yüzden babasını uyardı fakat babası gereken tedbirleri almadığı için kendisi harekete geçmek zorunda kaldı. Ve Osmanlı-Safavi ilişkileri tabii ki Kanuni döneminde de devam edecek ve daha sonrasında. Osmanlı Devleti ve Safavilerin arasındaki en önemli sıkıntı aslında Osmanlı Devleti'nin Sünni, Safavi Devleti'nin de Şii olması. Yani arada mezhep farkının olması. Bu tarih boyunca Şiiler ve Sünnilerin Osmanlı ve Safavi ilişkilerinin sürekli bir mücadele halinde olmasına sebep olacak. Şimdi bakalım kitabımızda ne demişiz? Yavuz Sultan Selim Çaldıran Savaşı'ndan sonra Doğu Anadolu'yu ele geçirmiş ve Safavi Devleti'ni artık Osmanlı için bir tehdit olmaktan çıkartmıştı. Ama Şah İsmail ölüp yerine Şah Tahmasp gelince Osmanlı Devleti'ne karşı izlediği saldırgan politika Osmanlı Devleti'ni tekrar saldırıya geçmeye itmişti. Bunun üzerine tabii ki Osmanlı-Safavi ilişkileri tekrar başlayacak. Ve bu dönemde Osmanlı Devleti'nin batıda Habsburglarla mücadele etmesinden tabii ki yararlanmak istiyor Safavi Devleti ve Osmanlı Devleti'ni gafil avlamak istiyor. Bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman hükümdarlığı döneminde Safavi Devleti'ne 3 sefer düzenleyecek. Ve birinci İran seferiyle başlayacağız. Irakeyn seferi ismini veriyoruz aynı zamanda birinci İran seferine. Azerbaycan ve Bağdat'ı ele geçiriyoruz birinci İran seferiyle. Daha sonra ikinci İran seferinde Tebriz'i fethediyoruz ve üçüncü İran seferinde de Nahçıvan, Erivan ve Karabağ toprakları ele geçiriliyor. Böylece aslında Osmanlı Devleti 3 kademede İran topraklarını yani Safavi topraklarını ele geçirmiş oluyor. Evet, şimdi bizim Osmanlı-Safavi arasında imzalanan bir anlaşmamız var. Amasya Anlaşması ve bizim için oldukça önemli ve kıymetli bir anlaşma. Diyoruz ki Amasya Anlaşması ile Azerbaycan, Tebriz ve Doğu Anadolu, Irak toprakları, Doğu Anadolu, Irak toprakları Osmanlı Devleti'ne katılacak. Yani Osmanlı'nın olacak artık. Ne yaptık? Toprak kazandık. Bu bizim için oldukça kıymetli bir madde. Bir uyarı var. Uyarımıza bakalım. Osmanlı Devleti ile İran arasında yapılan ilk anlaşma Amasya Anlaşması'dır dedi. Bu bizim için önemli. Neden? Çünkü aslında ilkler her zaman bir tık daha önemli ve kıymetli bizim için. O yüzden Amasya Anlaşması'na Osmanlı-Safavi arasında imzalanan ilk anlaşma olarak unutmayacağız. Bu anlaşma aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin doğulu bir devletle yaptığı ilk anlaşma olarak kabul ediliyor diyoruz. Evet, şimdi sırada Osmanlı-Fransa ilişkileri yani kapitülasyonlar var. Biz aslında tarih boyunca pek çok devlete kapitülasyon vermiştik. Ama ilk kapitülasyon verdiğimiz devletlerden bir tanesi Fransa. Peki neden kapitülasyon veriyoruz? Aslında güçlü olduğumuz dönemlerde bu bizi çok etkileyen bir durum değil. Ama tabii ki zayıflamaya başladıkça yani Osmanlı'nın ekonomisi, işte siyasi gücü, her şey azalıp bozulmaya başladığında bu bizim yıkılışımızı hızlandıran bir sebep haline geliyor. Güçlüyken zaten nasılsa bizim senin parana ihtiyacımız yok diye ticari imtiyaz veriyoruz, işte hukuki imtiyaz veriyoruz çünkü kendimize her alanda güveniyoruz. Ama dediğim gibi işler değişince, bozulmaya başlayınca Osmanlı Devleti otoritesi tabii ki her şey birbirine girecek. Bakalım kitabımızda ne demişiz? Osmanlı Devleti'nin büyümesi ve gelişmesinde ele geçirdiği topraklarındaki halka yönelik uyguladığı politikalar oldukça önemliydi dedik. Ne uyguluyordu peki? Hoşgörü politikası yani isken ve istimalet politikası uyguluyordu. Osmanlı Devleti bir toprakları ele geçirdikten sonra burayı hemen Türkleştirmeye, Müslümanlaştırmaya çalışıyordu. Ama bunun yanında ele geçirdiği topraklarda hiçbir halka zulmetmiyordu. Halka hoşgörülü bir şekilde davranıyordu ve onların inanç özgürlüğünü hiçbir şekilde kısıtlamıyordu. Bu da burada yaşayan halkın, gayrimüslim halkın bile Osmanlı Devleti'ne sadakatle bağlı olmasına sebep oluyordu. Evet, sonra demişiz ki özellikle Balkanlardaki gayrimüslim halka ahitnameler veriyor. Can ve mal güvenliğini koruduğuna dair onlara güvenceler veriyor ve bu güvence bu halkın yani gayrimüslim halkın Osmanlı Devleti'ne az önce dediğim gibi
devletlerde çok güçlü devletler. Ve Osmanlı Devleti bu dönemde aslında kara devlet, yani her zaman öyle. Karada kurulmuş bir devlet. Donanması değil de daha çok ordusu güçlü bir devlet. Ve Venedik ve Ceneviz'den donanma konusunda bir şeyler öğrenmek istiyor. Bu yüzden de onlara bazı ayrıcalıklar veriyor diyoruz. Evet, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinden sonra Galata'da bulunan Cenevizlilere Amanname adı verilen imtiyazlar tanımıştır diyoruz. Venedik'le yapılan anlaşma ile de bu devlete siyasi, hukuki ve ekonomik ayrıcalıklar tanımıştılar. Evet, Fatih bu sayede İstanbul'daki ticareti canlandırmaya çalışıyor. Neden? Çünkü bu dönemde coğrafi keşifler için bir çalışma, faaliyetler ortaya çıkmaya başlıyor ve biliyorsunuz Osmanlı Devleti coğrafi keşiflere katılmıyor. Coğrafi keşifler Osmanlı için oldukça kötü sonuçlanıyor çünkü ticaret yolları değişiyor. Biliyorsunuz yeni ticaret yolları, işte Hint deniz seferleri düzenlenecek, biraz sonra bahsedeceğiz. Yeni ticaret yolları Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus, Hint Okyanusu kullanılmaya başlıyor. Ve bu sebeple Osmanlı'nın en önemli ticaret yolları Akdeniz, İpek Yolu ve Baharat Yolu önem kaybetmeye başlıyor. Bunu engellemek için de Fatih Sultan Mehmet döneminde ne yapıyoruz? Biz ayrıcalıklar, kapitülasyonlar vermeye başlıyoruz. Evet, ne demişiz bakalım? Osmanlı Devleti'nin kontrolündeki ticaret yollarının öneminin azalmasına sebep olmuştur dedik coğrafi keşifler. Evet, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Fransa ile yapılan anlaşma ile bu devletlere imtiyazı mahsusa, yani kapitülasyon adını verdiğimiz ayrıcalıklar tanınmaya başlıyor. Bu anlaşmaya göre demişiz, Fransa bayrağı taşıyan her ticaret gemisi Osmanlı sularında serbestçe ticaret yapabilecek. Bu Fransa için oldukça önemli bir kapitülasyon. Diyor ki benim kapılarım sana sonuna kadar açık. Sen Osmanlı topraklarının neresinde istiyorsan orasına ticaret yapabilirsin. Dediğim gibi bu oldukça önemli bir ayrıcalık. Osmanlı topraklarında Fransız vatandaşlarının aralarındaki davalara Fransız hakimler bakacak. Bu da demek oluyor ki Fransızlar artık Osmanlı Devleti'nin adaletine, yani iç işlerine de karışmaya başlayacak. Aslında bu da çok büyük bir ayrıcalık ama dediğim gibi bu dönemde zaten güçlü olduğu için ve gücüne güvendiği için Osmanlı Devleti bunları çok fazla kale almıyor. Evet, Osmanlı topraklarındaki Katolik topluluklara ibadet özgürlüğü tanınacaktır demişiz ama bu maddeyi koymuşlar fakat Osmanlı Devleti zaten bunu hiçbir zaman kısıtlamamıştı. Yani sadece Fransa'ya değil ya da sadece kapitülasyon verdiği devlete değil, Osmanlı Devleti himaye altında tuttuğu, işte kendi topraklarında yaşayan her azınlığa bu hakları vermişti zaten. Evet, hemen uyarılarımıza da bakalım. Demişiz ki Kanuni Sultan Süleyman döneminde Fransa'ya verilen kapitülasyonların amaçları şunlardı. Fransa'yı Osmanlı Devleti'nin tarafına çekerek Avrupa'da olası bir Hristiyan birliğini engellemek. Şimdi biz tarih boyunca Selçuklu döneminden itibaren Haçlı seferleri, işte Haçlı orduları, Haçlı ittifakları ya da kutsal ittifaklar diye sürekli Papa önderliğinde kurulan Hristiyan birlikleriyle mücadele ettik. Artık Osmanlı Devleti bunu engellemek istiyor ve bunu engelleyebilmek için de bu Hristiyan topluluklarını kendi yanına çekerek bunu ortadan kaldırmak istiyor. Aynı şeyi, yani bu amaçla aynı şekilde Ortodoksları da kendi himayesi altına almıştı ve tarih boyunca kendi bünyesinde barındırmıştı. Diğer maddeleri demiş ki coğrafi keşiflerle en önemli coğrafi keşiflerle önemi azalan Akdeniz ticaretini canlandırmak. Ne yapacak? Kapitülasyon verip buradan geçmek daha karlı izlenimi yaratıp bu eski ticaret yollarını, yani Akdeniz'i, İpek Yolu'nu, Baharat Yolu'nu kullanmalarını sağlamaya çalışıyor. Evet, öbürüne de bakalım. Demişiz ki Kanuni kendisinden sonraki padişahları aldığı kararlarla etkilememek için anlaşmalar hükümdarların hayatta kaldığı süreler içinde geçerlidir diye bir madde koyuyor. Aslında bu oldukça ince düşünülmüş bir madde. Çünkü güçlü bir padişah, evet, ama tabii ki her padişah nasıl istiyorsa kendi yönetim şeklinde yönetmeye devam edecek. Bu yüzden de ne yapmış? Sadece kendi dönemini kısıtlandırmış. Ama aslında bugün düşününce diyoruz ki kendisinden sonra çöküşün başlayacağını bilseydi belki böyle bir madde koymazdı. Daha hayırlı olurdu belki de koymaması. Ama dediğim gibi o dönemin şartlarında oldukça ince düşünceli bir davranış olmuş. Evet, sonra demişiz ki ayrıca antlaşmadaki ayrıcalıklar Fransa'daki Osmanlı tüccarları için de geçerli. Ha,
edeceğini sinyallerini veriyor. 1774'te yapılan küçük kaynancı antlaşması ile maalesef Osmanlı Devleti Rusya'ya da kapitülasyon vermek zorunda kalıyor. Ve biz biliyoruz ki küçük kaynancı anlaşması Osmanlı Devleti'nin tarihte yaptığı en ağır şartları içeren anlaşmalardan bir tanesi. Peki bu bütün anlaşmalar, işte bu kapitülasyonlar ne zaman ortadan kaldırılmış? 24 Temmuz 1923'te yapılan Lozan Barış Antlaşması. Yani artık biz Kurtuluş Savaşı'nı kazandıktan sonra Lozan Barış Antlaşması ile beraber bu kapitülasyonlardan kurtuluyoruz diyoruz. Evet, aşağıda bir harita var. Osmanlı Devleti'nin Kanuni Sultan Süleyman döneminde gerçekleşen sahip olduğumuz topraklar. Bakın gördüğünüz gibi oldukça büyük topraklara sahibiz. Bütün Anadolu gördüğünüz gibi Osmanlı Devleti'nin. Bakın Karadeniz neredeyse bir Türk gölü haline gelmiş. Aynı şekilde Akdeniz bakın bir Türk gölü haline gelmiş ve Kızıldeniz bir Türk gölü haline gelmiş. İran'ı ele geçirsek Basra Körfezi bile tamamen Osmanlı himayesine girmiş olacak. Oldukça büyük topraklara sahibiz diyoruz bu dönemde. Evet, şimdi denizlerdeki gelişmelerden bahsedeceğiz. Evet, az önce de söylemiştim sanıyorum ki Osmanlı Devleti bir kara devletiydi. Yani karada kurulmuş. İlk başta denizlerde çok da başarı gösterememiş bir devletti. Ama daha sonra şu an zirve dönemindeyiz ve denizlerde de oldukça başarılı bir hale gelmeye başladı. Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet donanma için ellerinden geleni yapıyorlar ve artık bizim kara devletinin yanında bir de denizlerde hakim devlet olma özelliğimiz artık başlıyor. Evet, Rodos'un fethi demişiz. Rodos'un fethiyle devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'nin Suriye, Filistin ve Mısır topraklarına katmasıyla artık Doğu Akdeniz'in kontrolü Osmanlı Devleti'ne geçiyor. Ve Rodos'ta bulunan Sancağ Şövalyeleri Osmanlı ticaret gemilerine zarar verdiği için, sürekli rahatsız ettiği, saldırdığı için Osmanlı Devleti artık harekete geçiyor ve kendisine de güveniyor artık. Artık diyor ki, evet Rodos Şövalyeleri oldukça güçlü ve denizcilikte çok başarılılar. Ama artık ben de o eski devlet değilim ve benim de artık bu devletlerle savaşacak gücüm var. Ve hemen harekete geçiyor. Tam da düşündüğü gibi aslında 5 ay, Kanuni Sultan Süleyman 5 ay gibi kısa bir sürede Rodos'u ele geçiriyor. Ve aynı şekilde Akdeniz'in güvenliğini sağlıyor. Ve Akdeniz ticareti de Osmanlı Devleti'nin eline geçiyor diyoruz. Evet, Cezayir'in Osmanlı Devleti'ne katılmasına gelince Cezayir toprakları Osmanlı Devleti'ne biraz daha farklı bir şekilde katılıyor. Yani Osmanlı ekstra bir savaş yapmadan ya da ekstra bir mücadele göstermeden bu topraklara sahip olmuş oluyor. Hızır Reis, duymuşsunuzdur adını, Barbaros Hayrettin Paşa ve kardeşleri Oruç ve İlyas Reis korsanlık yaparak hayatlarına devam ediyorlar. Ve Akdeniz'de İspanya ve Venedik'le mücadele halindeler bu dönemde. Evet, bu ülkelerin denediğinde İspanya'nın limanlarına akınlar düzenliyorlar. Ve Kanuni Sultan Süleyman onların başarısını fark ediyor. Ve bir süre sonra Cezayir'i ele geçiren Hızır Reis'i İstanbul'a davet ediyor. Ve ona Osmanlı Devleti'nin kaptanı deryası olmayı teklif ediyor. Barbaros Hayrettin Paşa bunu kabul edince aslında Osmanlı hiçbir çaba göstermeden Cezayir topraklarını da kendi topraklarına katmış oluyor. Yani Cezayir'i ele geçirmiş oluyoruz. Cezayir Beylerbeyliğini ve vezirlik görevini aynı zamanda donanma komutanlığını Barbaros Hayrettin Paşa'ya veriyor Kanuni Sultan Süleyman. Ve aslında onu bunun karşılığında onurlandırıyor diyebilirsiniz. Evet, ve büyük bir zaferimiz 28 Eylül 1538. Tarihleri her zaman çok önemsemem ama bu tarih bizim için önemli. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu tarih hala bugün bizim günümüzde kullanılıyor ve kutlanıyor. Nedenine bakalım şimdi. Preve Deniz Savaşı bizim için oldukça gururlandırıcı bir zafer. Çünkü karşımızda güçlü bir donanma, güçlü bir devlet grubu var. Bakalım Barbaros Hayrettin Paşa Güney Ege adalarını ele geçirmek için Venedik'in Akdeniz ticaretini baltalaması üzerine harekete geçiyor. Ve karşısında güçlü bir dediğim gibi devlet kümesi var. Diyoruz ki Venedikli Amiral Andrea Doria komutasındaki İspanya, Portekiz, Venedik, Ceneviz ve Malta kuvvetlerine oluşan, hemen işaretleyelim. Andrea Doria komutasındaki İspanya, Portekiz, Venedik, Ceneviz ve Malta kuvvetlerinden oluşan bir haç donanması. Yani Papa'nın önderliğinde toplanan bir Hristiyan birliğinden bahsediyoruz. Bunun karşısında Preveze Limanı'nın açıkları
Savaşı sonunda Osmanlı Devleti'nin zaferiyle sonuçlanıyor bu mücadele. Ve biz Preve'de Deniz Savaşı'ndan sonra artık diyebiliyoruz ki Akdeniz bir Türk Gölü haline gelmiştir. O yüzden bizim için oldukça önemli. Siz de burayı işaretliyorsunuz ve hiçbir zaman da unutmuyorsunuz. Evet, Preve'de Deniz Savaşı'nın kazanıldığı 28 Eylül günü Türk Denizcilik yani Donanma Günü olarak hala bugün kutlanıyor diyoruz. Az önce de söylemiştik. Denizlerdeki diğer gelişmeler demişiz. Bakalım denizlerde başka neler yapmışız. 1543'te Alman İmparatoru Şalken'e karşı Fransa Kralı François'a yardım ediliyor ve Nice şehri alınarak Fransa'ya veriliyor. Neden diyeceksiniz yardım ediyorum? Çünkü bizim aslında Fransa ile ilk başlarda hep dostane ilişkilerimiz var. Biliyorsunuz kapitülasyonları verme sebebimiz de buydu. Ve aynı şekilde Osmanlı Devleti dediğim gibi kendisinden yardım isteyen hiçbir devleti geri çevirmemişti. Osmanlı Devleti aslında bu sayede hem de bir üne sahip olmuştu ve insanlar tarafından sevilen, takdir edilen ve herkesin yardımına koşabilecek kadar güçlü bir devlet imajı çizmişti. 1551'de Turgut Reis komutasındaki Osmanlı donanması Sancağ Şövalyelerinin kontrolünde bulunan Trablusgarp'ı ele geçiriyor diyoruz. Trablusgarp neredeydi? Bir daha nerede karşımıza çıkacak? Trablusgarp bir daha biz Kurtuluş Savaşı dönemlerinde artık son topraklarımızda karşımıza çıkacak. 12. sınıfta göreceksiniz Trablusgarp'ı. Kuzey Afrika'da kaybettiğimiz son toprak parçası olarak karşımıza çıkacak. Kanuni bu başarısından sonra Turgut Reis'e Trablusgarp Beylerbeyliğini armağan ediyor diyoruz. Evet, 1560'da Cerbe Deniz Savaşı'nda İspanyol donanması yenilgiye uğratılıyor ve böylece Batı Akdeniz ve Kuzey Afrika'nın kontrolü artık Osmanlı himayesine geçiyor. 1565'te Malta Adası'nı kuşatan Turgut Reis, kuşatma sırasında hayatını kaybettiği için kuşatmadan vazgeçilmek zorunda kalınıyor. Şimdi size derlerse ki Malta kuşatması neden yarım kalmıştır? Çünkü Turgut Reis kuşatma sırasında şehit edilmiş, hayatını kaybetmişti. Bu sebepten dolayı kuşatma bırakılıp geri dönülmek zorunda kalmıştı. Evet, şimdi bakın burada bir harita var. Haritayı görmüşsünüzdür, çok yerde karşınıza çıkar. Bu Piri Reis haritası. Aslında dediğim gibi bugün hala dekor olarak bile kullanılıyor pek çok yerde. Oldukça kıymetli bir harita bizim için. Ama maalesef Piri Reis'in hayattan ayrılışı bu kadar da mükemmel olmayacak. Hint deniz seferlerinden bahsedeceğiz şimdi. Toplam 4 tane Hint deniz seferimiz var. Mısır'ın Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı egemenliğine geçmesiyle diyoruz ki baharat yolu
Fakat yapılan savaşta büyük bir kayıp veriyor Osmanlı Devleti ve geri çekilmek zorunda kalıyor. Bir başarı sergileyemiyor. 4. Hitler'in seferine bakıyoruz. Seydi Ali Reis komutasındaki Osmanlı donanması Portekiz donanmasını yeniyor ve Hürmüz Boğazı'ndan çıkmayı başarıyor. Fakat Osmanlı Devleti Portekizlileri yense bile bu dönemde okyanusta çıkan büyük bir fırtına yüzünden pek çok geminin helak olması, işte harap olmasına sebep oluyor ve Osmanlı Devleti yine büyük bir kayıp gerçekleştirmiş oluyor. Evet, Seydi Ali Reis bu seferde yaşadığı olayları ve gördüğü yerleri Miratül Memalik, yani memleketlerin aynası adını verdiğimiz bir eserde toplamıştır diyoruz. Aslında bugün hala edebiyat dersinde bunu görürsünüz. Belki daha ayrıntılı anlatır hatta hocanız. Evet, son olarak Hint deniz seferlerinin sonuçlarına bakacağız. Kıbrıs'ın fethiyle bir sonraki derste devam edeceğiz. Evet, Sudan, Yemen ve Habeşistan Osmanlı topraklarına katılmıştır diyoruz. Böylece Kızıldeniz artık bir Türk gölü haline gelmiştir. Hint denizlerinde ve baharat yolunda üstünlük Portekizlerin eline geçmiştir. Osmanlı Devleti gördüğünüz gibi artık kaybetmeye başladı bu dönemde. Kanuni Sultan Süleyman'ın 1566'da Zilletvar seferinde hayatını kaybetmesi ve yerine oğlu 2. Selim'in geçmesi Doğu Akdeniz'in güvenliğini sağlamak için artık Kıbrıs'ın alınmasını zorunlu hale getiriyor ve artık 2. Selim tahta geçince artık Kıbrıs'ın fethiyle biz devam etmeye başlayacağız. Dediğim gibi Hint deniz seferlerinden üçü, daha doğrusu ikisi diyelim, birincisi ve dördüncüsü harf, ikincisi ve üçüncüsü büyük kayıplara sebep oluyor. Dördüncüsünde kazanmamıza rağmen